Stonehouse'un animesi uzunca bir bekleyiş ardından çıkışını gerçekleştirdi. Peki ya biz bu animeden memnun ayrıldık mı? Beklentilerimizi karşıladı mı? Güzel bir uyarlama mı? İşte bu video tüm bunların cevabını içeren video olacak. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Abi bu ne böyle ya? Basmışlar CGI'yı. Animasyonları da rezil etmişler. David Production'da çok fena bozdu ya. Diyenlere aldırmayın. Bu animede çok üst düzey bir işçilik var çünkü. En azından benim gözlemim bu yönde oldu. Animedeki çoğu kritik sahne, CGI olsun veya olmasın, süper görünüyor. Ben şahsen animedeki CGI sahneleri ağzım açık izledim ve beğenmeyenleri asla anlamıyorum. Animede üst düzey bir CGI kullanımı var ve bir iki sahne hariç asla da sırıtmıyor. Çok başarılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Artık bazı insanların bu animeyi beğenmemek için izlediklerini düşünmeye başladım. Ve muhtemelen CGI'ye sırf CGI olduğu için sallıyorlar. Bu yüzden pek de ciddiye almıyorum onları. Animasyonları genel olarak başarılı bulsam da bundan eksiklikleri de kabul ediyorum. Bu animedeki konuşma sahnelerinin neredeyse yarısı çok odun animasyonlara sahip. Bu bahsettiğim kısımlarda karakterler için o kadar az kare çizilmiş ki karakterler kesik kesik hareket etmesi dışında bir de bunu sürekli tekrarlıyorlar. Hatta bazı anlarda öyle bir duruma geliyor ki slide gösterisi üzerinde ses atılmış gibi hissetmenize bile sebep olabiliyorlar. Ama bu bahsettiğim şey animenin geneline yayılan bir sorun değil ve izleme keyfini de kaçırmıyor. Bu yüzden büyük bir eksi saymıyorum ben bunu. Sanki daha kritik sahnelere ulaşmak için bu sahnelere pek önem vermemişler gibi hissediyorsunuz. Dediğim gibi bu ne kadar kötü bir şey tartışılır. Kötü eleştiride bulunmuş olsam da bu animedeki her saniyeyi izlemesi oldukça keyifli ve eğlenceli. Bahsettiğimiz tüm bu sebepler dolayısıyla Stonehouse animesi animasyon ve CGI bakımından bizden oldukça yüksek bir not alıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada çizimlerken kastettiğim şey Part'ın sahip olduğu eşsiz çizim tarzı değil. Bunu beğenip beğenmemek tamamen kişisel bir yargıdır ve bireye kalmıştır. Benim bahsettiğim şey bundan da öte, kendi yarattıkları tarza anime boyunca uyup uymadıkları. Bilirsiniz, özellikle Part 4'te baş gösteren bu sıkıntı JoJo animelerinde genel olarak hep vardı. Ön plandaki karakterler daha detaylı görünür, arkadakiler ise çok kötü ve meme kontenti olmaya hazır bir şekilde beklerler. Bu gibi sıkıntılar Stonehouse'da da bulunuyorlar ama ne göze çarpıyorlar ne de sizi rahatsız ediyorlar. Bu sahneler benim için animenin bir eksisi değiller. Ama kimi izleyici için gerçekten eksi olabilecek çizim sorunları da Stonehouse'da bulunuyor. Bunlardan en büyüğü ise karakterlerin oranları, özellikle de yüzlerinin. Genellikle Jolin'de göze çarpan bu sıkıntı beni rahatsız etmemiş olsa da kimi izleyiciyi rahatsız etmiş olabilir. Sürekli Jolin'in suratı ve ifadesi değişiyor. Bambaşka yüzlere bürünüyor resmen. Gözlerinin ve ağzının yeri oynuyor. Dudak yapısı bir ilginç vesaire vesaire. Bu böyle çoğaltılır. Bu neden böyle? Sorusunu sorduğumuz zaman da bunun cevabının manga olduğuna ulaşıyoruz. Mangada Araki'nin Jolin için çizdiği bir sürü sıradışı mimik var. İnternette araştırırsanız böyle absürt bir sürü manga görüntüsüne ulaşabilirsiniz. David Production'da mangayı birebir uyarladığı için o yüzleri değiştirmek yerine direkt uyarlamayı tercih etmiş. Bu kimisi için iyi, kimisi için kötü bir özellik. Kararı siz varın. Sıra geldi part boyunca gördüğümüz silüetlere. Animede ana karakterler ve hikayeye bir şekilde etki eden karakterler dışında hiçbir karakter görünmüyor. Çizmekle hiç uğraşmamış, direkt gri bir silüet atmışlar hepsinin üstüne. Bu benim canıma bir tık sıktı. Çünkü eğer böyle sahnelerde gri silüetler yerine gerçekten kalabalık insan yanları görseydik oradaki hapishane hissiyatını daha iyi alırdık diye düşünüyorum. David Production keşke böyle bir şey tercih etmeseydi. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Belki bütçeden, belki de emekten kısmak istemiş olabilirler. Ama animede hoş görünmediğini belirtmem gerekiyor. Çizim başlığı altında bahsedebileceğim son şey de belirli sahnelerde çizimlerin tamamen değişiyor oluşu. Dikkatli izlemediyseniz bunu fark etmemiş olmanız bile mümkün ama azıcık bile dikkat ettiyseniz bu sorun illaki göze çarpıyor. Bu durumu Peder Pudge için oldukça sık görüyoruz. Bir sahnede adam oldukça gerçekçi görünürken bir sahnede sanki daha basit bir animeden alıntı gibi duruyor. Bu beni rahatsız eden bir durum olmadı. Sadece animede var olduğu için buraya ekleme gereği duydum. Toparlamak gerekirse animemiz oldukça güzel görünüyor. Bahsettiğimiz ufak eksilere takılmadan izlerseniz Stonehouse'un sizin için oldukça keyifli bir deneyim olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bu animenin müziklerine bayıldım. Her bir karakter için eşsiz tınlar yapmışlar ve genel olarak partla uyumlu müzik tercihleri var. Açık konuşayım, tüm soundtrack albümlerinin yayınlanması için sabırsızlıkla bekliyorum şu an. Özellikle Weather Report'un team'i çok dikkatimi çekti ve yayınlanır yayınlanmaz muhtemelen favori JoJo All-Star'ım arasına girecek. Bahsetmeden geçilmez, Pudge'i her saniye yerinde çalan o korkunç birden çok varyasyona sahip olan team de insanı derinden etkilemiyor değil. Müzikler için söylediğim her şey bu animenin ses efektleri için de geçerli. Ustaca işlenmiş ses efektleri barındıran bu anime geleceği konusunda beni oldukça heyecanlandırdı. Kim bilir bu basit artlardaki efektler böyleyse ileride neler olacak dedirtmeyi başardı bana. Ses efektleri üzerine ekstra bir özen gösterildiği çok belli. Bu açıdan da David Production'ı tebrik etmek lazım.
seslendirmelere gelecek olursak. Onlar da şahaneler. Jolie ve Hermes'in seslendirmeleri çok özenli bir iş çıkartmış ve anı gerçekten yaşatmayı başarmışlar. Ama tebrik etmeden geçemeyecek bir seslendirmem var ki, o da Pucci'ninki. Gerek Stan White Snake'in olsun, gerek kendi sesi olsun, ortada gerçekten çok başarılı bir iş var. Pucci'nin tehditkar ve kendinden emin yapısı mükemmel yansıtılıyor. White Snake için ise izleyiciyi geren kalın sesi kesinlikle uygun bir tercih. Animenin yaptığı en iyi şeylerden biri ses kullanımı diyor ve bu kategoriyi de geride bırakıyoruz. Mangayı okumuş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu anime gerçekten iyi bir uyarlama. Az sonra söyleyeceklerimi hiçbir anime için söylemezdim normalde ama bu anime bana şunları dedirtebildi. Animeyi izlerken mangadakinden kat kat daha fazla keyif aldım. Evet, bu doğru. Bence bu anime manganın yapmaya çalıştığı şeyi mükemmel bir şekilde ekrana yansıtmayı başarıyor. Elbette mangadan kırpılan bazı kısımlar var. Ancak bunlar da pek değeri olmayan 2-3 sahneden ibaret. Onun dışında mangadaki her şey animasyon olarak bizlerle buluşuyor. İzlemesi oldukça keyifli ve heyecan verici. İlk 12 bölüm için kesinlikle animenin tercih edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. David Production bize bu animeyi layıkıyla sunduysa bize de devam bölümlerini heyecanla beklemek düşer. Diyor ve bu incelemeyi burada bitiriyorum. Stone Ocean anime incelememiz bu kadardı. Buraya kadar izlediysen gerçekten minnettarım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi lütfen eksik etme. Ve mutlaka şahsi fikrini yorumlara yaz ki tatlı bir tartışma ortamı yaratabilirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.